Sayın seyirciler, ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti bugün Merkez İlçe 4. olan kongresini yaptı. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçimler öncesi liste krizi yaşandı. Mehmet Demirbaş'ın adaylık başvurusu divan başkanlığınca kabul edilmeyince ortam bir anda gerildi. AK Parti Elazığ Merkez İlçe 4. olan kongresi Ahmet Aytar Spor Salonu'nda yapıldı. İki adayın başkanlık için yarıştığı seçimler öncesinde liste krizi yaşandı. Mevcut başkan avukat Kadir Nozoğlu ve Mehmet Demirbaş'ın aday olduğu kongrede Mehmet Demirbaş'ın adaylık başvurusu belirtilen süre içerisinde listesini teslim etmediği gerekçesiyle divan başkanlığınca kabul edilmedi. Bunun üzerine ortam bir anda gerildi. Başkan adayı Mehmet Demirbaş, divan başkanının yanına giderek adaylık dilekçesini verdiğini, dilekçenin adaylık başvurusu için yeterli olduğunu ifade ederek divan kararına itiraz etti. Ali Türk, Alper Topgöz, Hakan Sönmez, Hüseyin Karakaya, İlkay Sanaç, İrfan Kaya, Kazım Akbolat, Levent İldeniz, Mehmet Melek, Mehmet Er, Mehmet Karakaya ve Mustafa Sayır, Naim Oğlum, Nurten Çiçek, Pınar Tuna, Sari Ekmen, Sedat Yerlikaya, Selami Hıdır Özmen, Songül Çelik, Taner Hükümet komiseri. Evet. Hükümet komiseri. Arkadaşlar. Hükümet komiserini buraya davet ediyorum. Yok mu hükümet komiseri? Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ve seçimler maddesine geçiyoruz. Olur, yani bir seçim yapılmaz. Sözü seçim kurulundan devrediyoruz. Buyursunlar. Hükümet komiserini buraya davet ediyorum. Divanın yaptığını açık ve net şekilde görüyorsunuz. Listemin ve dilekçemin burada olmasına rağmen beni seçime sokmayan bir zihniyete bakın. Bir ahlaka bakın. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcisi olamazlar bunlar. Kahramanları buraya mı koyacak? Nereden koyduk var komisere? Evet. Neyi geçeceğim ya? Ben şey mi olur ya? Ben de AK Partiliyim ya. Şeye gönül vermişim. Böyle olur mu ya? Karıştırırlar buraya. Yapmayın bunu. Bırakın şimdi tek taraflı şeyi. Tüzüğümüz diyor ki, divana listeleri usulüne uygun etmeyen listemize zaman veriyor. Siz listede dışarı atan listemizde kardeşim sen bana liste vermeyin. Öyle şey olur mu? İtirazı kabul edilmeyen Demirbaş'ın tepkisi üzerine AK Parti Elazığ eski milletvekili Tahir Öztürk de platforma gelerek Mehmet Demirbaş'a destek verdi. Divan kararına itiraz eden Öztürk, iç tüzük gereği Demirbaş'ın adaylığının kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Olmaz. Parti çıkacak, emin olmaz. Allah'ım. 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 Allah'ım.
olmaz. Cüzük ben, cüzüğü biliyorum. Ben sizden önce galiba yok. Bu adam, senin il başkanlığı yok. Öyle iş mi oluyor? Siz tarafı kazanıyorsunuz. Öyle olmaz, böyle adet olmaz. Hayır bile, Adalet Komite seni tanıtıyor. İsim kullanarak konuşuyor. Siz burada kalkıyorsunuz. İvan, siz gündemi mi sever takip ettiniz? Gündemi. Siz burada salona herkese liste var mıdır diye sormak zorundasınız. 10 dakika, 10 dakika lütfen gelmek zorundasınız. Divan hocam, Divan önünde oluşan kalabalık nedeniyle Divan Başkanı Bedrettin Yıldırım emniyet güçlerinden platformun boşaltılmasını istedi. Bu arada Mehmet Demirbaş ve Tahir Öztürk itirazlarını devam ettirdi. Tepkiler üzerine tekrar görüşen divan heyeti daha sonra Mehmet Demirbaş'ın adaylığını kabul etti. İnşallah sonuç